Herkese merhaba, Single Player hoş geldiniz. Yeni bir video, yeni bir chat göreviyle birlikte tekrardan karşınızdayım. Esland'dayız. Çok güzel bir chat görevi yapacağız sizlerle beraber. Biraz malzemeli, birazcık mob kesmeli bir görevimiz olacak. Bayağı bir X veriyordu. Yanlış hatırlamıyorsam 150-200 milyon arasında bir X veriyordu. Şöyle PM'imizi açalım. Buraya gelen X'leri not edeceğiz. Şu NPC'mizden görev başlıyor. Şimdi öncelikle malzemeleri göstereceğim size. 50 tane Stone of Mage, 20 tane pot, 5 tane Instable Mana Piece, 5 tane Impure, 5 tane Bitter, 5 tane de Wild'den lazım bize. Şimdi tıklıyoruz. Tamam diyoruz. Yes diyoruz. Yes diyoruz. Şöyle ikisini de yaktı ışığını gördüğünüz üzere. Böyle bir tane de görev verdi. Şimdi şu malzemeleri istiyor. Şöyle tıklayalım. Gördüğünüz gibi Stone of Mage ve Soul'u istedi. Hemen teslim edelim. 5 milyonu şöyle not edelim. Ondan sonra bu malzememizden istedi 8750. Şundan not edelim. 8750K. Tıkladık. Hemen diğer malzememizden istedi 10 milyon. 10 milyon. Diğer malzememizden de 10 milyon. 10 milyonu yazdık. Son olarak bundan da bir 10 milyon verdi. Onu da yazalım. Şimdi bu görev yanlış hatırlamıyorsam 65 level'da falan açılıyor. Ve şu anda verdiğimiz şu 4 malzemeyi, şu Wild, Bitter, Impure, Instable'i 65, 66, 67, 68 level'larda verebiliyorsunuz diye biliyorum. Eğer 68, 69 level'dan yüksekseniz şu anda benim verdiğim gibi hepsini tek seferde verebiliyorsunuz. Ama 65, 66, 67, 68 level'sanız sırasıyla istiyor, leveliniz yetmediği için. Mesela 67 level'sanız şöyle iki tanesini verebiliyorsunuz. Şey 66 level'sanız, 67 iseniz şöyle üçünü verebiliyorsunuz, diğerini veremiyorsunuz. Yani o şekilde. Onu artık siz kendi level'ınıza göre bakarsınız. Şimdi bununla bizim işimiz bitti. Bu da bize hunt görevlerini verecek. Şöyle bir tanesini otomatik verdi. Bir tanesini de şöyle alalım. Yine leveliniz yüksekse böyle ikişer ikişer verebiliyor. 65 ve 66 level'a gelmiş olsaydınız mesela Doomknight'ı vermeyecekti. Sadece Berserker'ı verecekti. Şimdi şöyle Berserker'a gidelim sizlerle beraber. Bu arada Berserker'ın normal hunt görevini de yapmadıysanız 40 taneydi sanırım. Onu da alıp gelebilirsiniz buraya. Aynı anda iki görevi birden aradan çıkarmış olursunuz. Şunlar ha, troll arıyormuş. Şunlar Berserker'ım diyecektim. Berserker'lar burada. Şöyle Wolf'ümü bastım. Kesmeye başlayalım. Malzemelerimiz gitti. Tamam. Şimdi buradan çöp vesaire falan da kasarız. Şöyle kendim hemen çekeyim bunları. Seri seri yapalım. Hearthdrawer, Berserker gayet güzel bir slot. Farm için. Yani ben daha önce burada bayağı bir farm atmıştım. Uzun yıllar farm attığım bir slot. Estan çöp slotları arasında. Tabi bilmiyorum, son zamanlarda bayağıdır farm atmıyorum ama ne durumda, droplar düştü mü, sabit duruyor mu, arttı mı? Açıkçası çok bir bilgim yok. Şimdi bakalım, premiumsuz bir şekilde kesiyoruz. Bir tane çöp attı ama bakalım 25 tane kestiğimizde kaç tane çöp atmış olacak. Gayet güzel bir çöp slotuydu eskilerden. Şimdi zaman harcamaya değer mi değmez mi, açıkçası hiçbir fikrim yok. Ve şu anda premiumsuzuz, gördüğünüz ve bildiğiniz üzere. Yani premiumlu olsak, yani her kutudan olmasa da 2-3 2 kutudan bir drop atar diye tahmin ediyorum. Şu anda 8 tane kestik. 2 tane drop attı. Bence 8 tane de bir 6 drop alırdık galiba premium olsaydı. Ama bazen, yani bazen 1K'lık çöp atıyor. Bazen 200K'lık çöp atıyor. Yani çöp attı diye de sevinemiyoruz bazen. Çünkü belki de dandik çöp attı. Bilemiyoruz. Bakalım premium alırsam tekrardan farm slotlarını gerçekten bir daha gezmek istiyorum. Bayağı bir, çünkü üzerlerinde oynama yapıldı. Ne değişti, ne kadar değişti hiç bilmiyorum. O yüzden tekrardan açıkçası test etmek istiyorum. Test etme düşüncem var. Bakalım hayırlısı. Şu an şu chat görevlerini bitirelim. Tüm chat görev videolarını sizlerle paylaşayım. Bilmeyen arkadaşlar için ufak bilgilendirici videolarımız olarak.
Ondan sonra zaten yılbaşını geçmiş olacağız. 2022 yılı ismi altında güncel olarak tekrardan çekmeyi düşünüyorum. Çekmeyi istiyorum. Bakalım hayırlısı diyelim. Şu an hala net bir şey yok kafamda. Ya bir sürü şey düşünüyorum da açıkçası. Yani video serisi, ne bileyim video içeriği. Ama çok fazla uygulayamıyorum. Vakit ayıramadığım için oyuna. Birazcık sivil hayat yormaya başladı, bayağı yoğunlaştı. O yüzden kafamdaki düşünceleri de yansıtamıyorum, yani oyuna dökemiyorum. O yüzden de video diyorum. Premium çekemedim, o yüzden düzgün içerikler sunamadım size. Bakalım, en azından şu chat görevlerini yavaş yavaş aradan çıkarayım. Yani vaktimin az olduğu dönemlerde. Çarımızla rebaltı yapalım. Ondan sonra bakacağız. Hayırlısıyla inşallah güzel içerikleri tekrardan dönüş yapacağız. Şimdi biliyorum sıkılıyorsunuz, hatta izlemiyorsunuz. Şu an ben burada konuşuyorum ama muhtemelen ya beni izleyen çok az kişi olacak. Yani hiç sıkıntı değil. Yani kenarda köşede bu videolarda dursun. Çünkü illaki bilmeyen arkadaşlar oluyor. İllaki karıştıran arkadaşlar oluyor görevleri. O yüzden videoları izleyerek adım adım benimle beraber görevlerini yapabilirler. Kenarda dursun videolar. Yani zararı olmaz. Çünkü farm videosu olsa droplar değişiyor, moblar değişiyor vesaire, değişkenlik gösteriyor. Ama chat görevi, yani 3 yıldır, 5 yıldır aynı görev. O yüzden kenarda dursun. Her zaman bakıp yapabilirsiniz. Şöyle teslim ediyorum. HTB'yi 25 milyon XP'mizi de aldık. Şöyle gördüğünüz gibi Kurandero'yu verdi. Buradayken Kurandero'yu da yapalım. Yanlış hatırlamıyorsam Kurandero'dan sonra Death Wizard'ı verecek diye biliyorum. Onu verirse Doomlight'la Death Wizard'ı yan yana beraber yaparız. Şurada Kurandero'yu aradan çıkartalım sizlerle beraber. Yine aynı şekilde Kurandero'nun da chat görevi, şey chat diyorum, hunt görevini yapmadıysanız onu da alabilirsiniz. Burada ikisi beraber aradan çıkmış olur temiz bir şekilde. Çünkü kesmesi de çok kolay değil açıkçası. Tabi yani karakterinize, iteminize belli. Belli diyorum, bağlı. Karakterinize ve iteminize bağlı. Bu arada şu anda bir çöp çıktı buradan. Bunu bir saymadan bir bakalım. İki çöp çıkmış. 25 tane HTB'de iki çöp çıkmış. Şimdi Kurandero HTB'den çok daha fazla çöp atıyor. Ben yani çoğu slotu, çoğu mobu farmladığım için ufak tefek bilgim var açıkçası. Şimdi HTB'den bahsetmiştik. O yüzden birazcık da Kurandero'dan da bahsetmek istiyorum. Kurandero HTB'den, HTC'den çok daha iyi çöp atan bir slot. Hatta bir kutudan iki çöp attığı da oluyor. Şöyle ölmeden. AC'yi de bulamadım, parmağım yetişmedi. Bir kutudan iki çöp attığı bile oluyor. Tabii şu an premiumumuz olmadığı için muhtemelen biz öyle bir şey göremeyiz. Ölmek istemiyorum. Premium yok. Rep 5'im. Beni yatırmayın. Evet, nerede kalmıştık? HTB ve HTC'den çok daha güzel bir farm slotu. Fakat kesmesi bir tık onlara göre yorucu. Daha doğrusu kesmesinden ziyade çok fazla damage atıyor. Gördüğünüz gibi bayağı vuruyor yani. O yüzden çok fazla tercih edilmiyor. Ama aslında çöp oranı çok daha değerli. Ben zamanında burada da farmladım. Diğer slotlara göre bayağı bir fazla pot yaktırıyor açıkçası, yani yalan yok. Ha, karşılığını veriyor mu? Veriyor. Güzel çöpler atıyor. Dediğim gibi çifter çifter de çöp atabiliyor. Ama bazen atmıyor. Ne bileyim, bazen çok fazla vuruyor. Potta masrafınız fazla olabiliyor. O yüzden fazla tercih edilmiyor. Yani ikinci planda kalıyor. Buraya genelde STR veya INT BP ile PDS ile dönebilirsiniz. Onun dışında bazen alanla dönen meşler gördüm ben burayı. Bilmiyorum tabi
itemlerini bilmiyorum. Ne kadar seri dönüp dönmediğini bilmiyorum. Yani Alan'la Nova'yla dönen Mage de gördüm. Yani 5 move birden toplayıp MP'lik staff'la birlikte. Bilmiyorum, o şekilde deneyebilirsiniz. Bu arada kaç tane potum kaldı? 2 tane potum kalmış. 8 tane mob kaldı. Çok güzel. Az potla gelmişiz. Potum bitti bu arada. Kutuyu alalım da hemen bir pot alayım geleyim. Potlarım da hala şeyde bitmedi diye hatırlıyorum. VIP cave'imde. Bakalım bitmiş mi bitmemiş mi? Yok, daha var. 99 alır mı? O 99 aldı. Tamam. Gelmişken bir repere de atalım. Tamam. Zaten şunun şurasında 7 tane kaldı. Bak, bir meç gidiyor, acaba Kurandero mu kesecek? He, önde gidenler de varmış. Göreve gidiyor olabilirler. Biz şurada tamamlayalım seriden görevimizi. Çok vuruyor ya. Allah Allah. Aşırı masraflı bir slot. Dediğim gibi PDS daha mantıklı olur. Hem MP rekle manınızı sabit tutabilir. Aa, şeyi sildim. Jewel'ı sildim. Hem manınızı sabit tutabilirsiniz. Hem de hiçbir potu yakmazsınız dönerken. Yani hell atarak. Ondan sonra hell için harcadığınız manayı da MP rekle doldurarak. Yani gayet rahat olur diye düşünüyorum. Hiç burayı Priest'te farmlamadım. Mage'de de farmlamadım. Ben genelde okçu oynuyorum yani, biliyorsunuz. Farklı joblar da aslında oynamak istiyorum da. Bilmiyorum, okçudan bir türlü kopamadım. Hatta asas olacaktık. Bir yere asas da olmadık. Okçuya devam ettik. Bakalım ne olacak yani, bu çarın gidişatı ne yapacağız? Aslında değişiklik iyidir de çok değiştirisin de yok. Bunu da bitirdik. Gidelim hemen teslim edelim. Aynı şuraya, karşıya. Buradan da inşallah doğru hatırlıyorumdur. Death Wizard'ı verirse gitmişken ikisini beraber yaparız. Bu ne kadar X veriyordu? 27,5 milyon. 27,5 yazdık. Verdik. Evet, Death Wizard'ı verdi. Hemen gidelim şuraya. İki görevi birden yapacağım şimdi. 25 tane Death Wizard, 25 tane Doom Knight. Seri bir şekilde. Zaten yedek silahım da var. Şöyle bir tane CB aldım pazardan. Masrafı az olsun diye. Yani atak açısından çok düşünmedim. Çok önemli değil. 2-3 atak. Zaten yeni rehber yapmıştık Quest Bow'a. O yüzden Quest Bow hemen yanmaz. Abi ölsene, Allah Allah ya. Bak şuna vurdu. Gördün mü canına? Bunlar çok vurmuyor. Yani Kurandero'lar gibi. Çok vurmuyor. Bunlar çok eskiden, yani ne kadar eskiden diyeyim. 2015'te miydi? Büyük bir güncellemeyle Esan çöp slotlarının droplarını kısmışlardı. Tam hatırlamıyorum. 2015 ya da 2016'daydı sanırım. Yani o kısılma zamanından önce ben burada da çok farmladım. Ama kısılma zamanından sonra yani en çok etkilenen slotlardan birisi burası diyebilirim. Çünkü HTB ve HTC'de, Satyros'ta, Aos'ta falan hala farm yapılabiliyorken burada gerçekten hiç farm yapılmıyor. Burasını bayağı bir kıstılar. Bayağı bir öldürdüler. Çünkü öncesinde aşırı iyiydi. Şu anda yok yani. Hani HTB, HTC, Satyros, Aos, buralarda hep görebilirsiniz ara sıra farmer, Nightmare falan, bunlarda da görebilirsiniz farmer. Ama burada sanmıyorum yani birisini görebileceğinizi. Anca böyle işte görev yapmaya gelirler. Ne bileyim, görev malzemesi çıkarmaya gelirler. Farm amaçlı buraya, bilmiyorum artık. Sanmıyorum. İyi, 10 tane kestik. Güzel.
Hem seri kesiliyor hem bunun masrafı çok değil Kurendero gibi. Pardon. Yaraladık diyebiliriz. Ya vursana kardeşim R. 3 tane R attım. ZR yaptım. Üçünde de vurmadı. Al o zaman. Onu çektim, buna da aldım. Nasıl? Oo, bir tane daha. 3 vs 1 kabul. Hadi bakalım. Bunun aynısını Kurandera ile yapamazdım bıçakla. Eski halimle yapardım ama bu halimle açıkçası yapamazdım. Bak şuna vuruyor. Ya bak bu kadar saçma işte okçu bak. Valla anlamıyorum ya. Hala düzeltilmesi gereken şeyler var ama yani oyunu düzeltmek yerine daha da bozma yolunda ilerleyen bir yönetim var açıkçası. Yani kusura bakmasınlar ama sonuçta yani ben de bir 12-13 yıllık bir oyuncu olarak, 2-3 yıllık bir yayıncı olarak ben de yani bir sürü şey bekliyorum düzeltilsin, yapılsın. Ama olmuyor. Bilmiyorum sesimizi nasıl duyuracağız. İstediğiniz kadar video çekin, olmuyor. Son 5 tane kaldı. Bu görevimizi de bitireceğiz. Yani çöp sayımız ne kadar az zaten gözlemleyebiliyorsunuz. 25 tane HTB, 25 tane Kurendero, 25 tane Doomlight. Yani bize 6 tane çöp attı. İkişer ikişer attı sanırım. 3 slotta. Bakalım yanında Death Wizard'da da 2 tane mi alacağız? Şu son 2'yi kesince hemen yan slota uçalım. Tamam. Bir görev malzemesi daha. Aha, bir çöp daha attı. Şöyle alalım. Death Wizard'a şöyle Wolf'ümüzü tazeleyerek başlayabiliriz. Death Wizard'dan da çift görev malzemesi atıyor. Birisi çıkarsa göstereyim derken çıktı. Birisi şu yeşil taş chat görev malzemesi. Liman videosunda izlediyseniz şuradaki NPC'lere getirdiğimiz malzeme, şu an çıkan şu kırmızı da az önce teslim ettiğimiz bu görev için olan malzeme. Zaten bu görev için istenilen malzemelerin hepsinin mobunu veriyor arkadaşlar. Fark ettiyseniz Kurandero'dan bunu verdi. Tabi premium olmadığı için biz iki tane çıkarabildik. Premium olsa 5 tane çok rahat çıkmıştı. Onun yanı sıra Death Wizard'dan bunu veriyor. Şimdi birazdan da Bitter ve Wild'in moblarını da verecek görevine. Sizlerle beraber onları da keseceğiz zaten. Yine keserken görürsünüz. Ben yine tekrardan dile getiririm. Unutmazsam. Yani malzemem yok diye üzülmeyin. Görevi yaparken malzemeleri çıkartabilirsiniz. Veya pazarda ucuz fiyattaysa, uygun fiyattaysa pazardan da çekebilirsiniz tabi. Bu tamamen sizin tercihiniz. Belki de bankanızda vardır. Daha öncesinde çıkarmışsınızdır vesaire. Hunt görevini yaparken çıkmıştır, bankaya atmışsınızdır. Onları kullanabilirsiniz. Benim birazı vardı malzemelerin. Bir kısmında Gökhan verdi. TR Vatan 16 Mekan. Buradan kendisine selamlar. Tekrardan teşekkür ederim kendisine. Birazcık eksiğim vardı. Eksiğimi karşıladı. Hepsi tam olsun istedim. Videonun başında tam olarak vereyim istedim. Yani çıkarmakla uğraşmayalım istedim. Ama dediğim gibi çıkarmak da çok zor değil. Hatta bakın yani premiumsuz 3 tane çıktı bile. Daha 11 tane kestik Death Wizard. Muhtemelen premiumsuz bile sanki 5'e tamamlayacak gibiyiz. Öyle abicim. Bakalım tamamlayacak mı ya? Çok merak ettim. Harbiden çok erken attı dropları.
Son 10 tane kaldı. Sanki 2 tane daha çıkar gibime geliyor ama. Yol üstünde çıktı. Son 8 tane kaldı. Doom Soldier'ları da bir rahat bıraksa. Slot çok yakın olduğu için birazcık dürtüklüyorlar bizi. Son 6 kaldı. Bir Shining Stone daha. Bundan da 5 tane istiyordu chat görevi için. Onun da bilgisini vereyim. Eğer diğer videoyu izlemeyen arkadaşlar varsa, liman videosunda, liman chat görevinde. Son 4 tane kaldı. Evet, istedik vermedi. Şundan 2 tane daha vermedi. Gerçekten dropları erken atınca sandım ki gerçekten düşecek. Ama tamamen bize fake atmış. Son 3 tane. Son 2. Gel şöyle. Orada şimdi Doom Soldier'ları vuracak. Bu Watch'u da atalım ya. Daha hızlı olsun. Bir mob için aslında gerek yoktu ama olsun. Bunu da kutusunu aldık. Gerçekten atmadı 2 tane. O kadar heveslenmiştik, atacak sanmıştık ama olmadı. Şimdi gidelim teslim etmeye. İki görevi birden bakalım. 25. Bu da 25. Direkt 50 milyon yazıyorum. 50 milyon. Teslim ettik. Bak bir tane verdi. Teslim ettik. Bir tane daha verdi. Şimdi Apostle Piercing Cold. Ağustan zaten beyaz bitlerinden atıyor. Şuradaki malzemelerden az önce bahsettiğimden. Bir de bu ikisinden sonra da şey verecek. Apostle Storm verecek. Ondan da Wild çıkıyor zaten. Şöyle çöpleri de bir satalım sizlerle beraber. Şimdi şunu taktım elime. Bir mana potu alayım. Mana potu da aldım. HP potu da aldım. Şöyle tekrardan ilerleyelim. Avucu mu yapsak? Önce avucu yapalım. Biraz zor olacak bu çarla ama yaparız diye tahmin ediyorum. Buradan da Nightmare'e geçeriz. Yani silah patladıktan sonra ikinci silahla Nightmare'e geçebiliriz. Ama ya benim tahminim iki silah da avuçta patlar gibime geliyor. Bir deneyelim. Eğer öyle olursa avucu en azından bitiririz. Avucu teslim ettikten sonra Storming'i veririz. Storming ve Nightmare'in ikisini birlikte yapmış oluruz. Bir deneyelim bakalım hesapladığımız gibi olacak mı? Avuca geldik. Açıkçası şu an birazcık tırsıyorum. Bakalım nasıl keseceğiz. Avucun da normal hunt görevini yapmadıysanız onu da alabilirsiniz. İkisi beraber aradan çıkmış olur. Zaten çoğu mobun normal hunt görevi var. Bir tek Nightmare'in yok sanırım bu görevde. Yine bence fena kesmiyoruz ha avucu. Yani itemsiz bir çarla. Yani çarda neler var? Şöyle. Dur. Ölmem ölmem. Amana. Neyimiz var? Quest Bow 7'miz var. 2 parça 8, 3 parça 7 mitrilimiz var. Old Silver, Old Agility, Old Elf Belt, Old Elfring, yani bu kadar. Düz sade bir çarımız var şu anda. Ama bence fena değiliz kesme açısından. Güzel. Ya 800 AC'yi bastığımda rahat kesiyorum. 400 AC'deyken birazcık gıdıklıyor açıkçası. Az önce öldürüyor sandım hatta. Bu avucun hatta şeyi de vardı. Bilginiz olsun. 75 level'ın altındaysanız eğer 75 level'a kadar seri görevi var. 20 tane ya da 25 tane kesiyorsunuz. 1-2 milyon X veriyor. Tam hatırlamıyorum detaylı. Çok güzel oldu bak. Bunu hiçbir yerde bulamazsınız. Gel.
Bir tanesi gelsin de. Arkadaki de inatla bırakmıyor ha. Allah Allah. Ya şunu yapma işte ya. Kür yok yanımda. Volfitaz yiyelim. Gel sen gel, ben gelemiyorum, gel. Bu da gelmeden uzaktan vuruyor. Eskiden burada ne çok farm atarlardı ya, valla. Deli gibi bu satardı, deli gibi. Burayı da öldürdüler. Her slotta olduğu gibi. Gel bakalım aslan. Ben bunları keseyim, ondan sonra videoyu size açayım. Yoksa çok uzayacak gerçekten. Biraz yavaş kesiyorum. Ben bunu 25'e tamamlayayım, ondan sonra açayım size videoyu. Son avucu kesiyorum şöyle. Temizinden bir de logosum var. Tam şurada kafamda çıktı logos. Çok ilginç ya. Büyük bir şanstı. Tam keserken böyle pat diye şuraya çıktı. Hemen aldım onu da, kaşırmadım. Son avucu da kestik. İkinci silahtayım, o yüzden bir RPR için ton atayım. Aynı şekilde az önce bahsettiğim gibi yapacağım. Şöyle çöpleri satayım. İki tane çöp attı. Onun yanı sıra görev malzemeleri falan filan, Inter Milan. Gördüğünüz gibi bakın 3 malzemeden çıktı. Şimdi de Storming'i verecek. Ondan da 4. malzeme çıkacak. Yani malzemeniz yoksa da görevi yaparken, premiumunuz varsa 5'e çok rahat tamamlanır. Yani premiumsuz bile 2-3-3 çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi tıklayalım. Şöyle gördüğünüz gibi Storming de verdi. Apostof Storm'u. Ton atalım. İkisini beraber yapacağız. Şöyle 25 milyon avucu yazayım. Şöyle şuradan çıkalım. SB mi vereyim? Yok. Eyvallah dostum. Vallahi videodayım. Görevin var da beklersen videodan sonra geleyim. Bakalım videodan sonra tekrardan yazarım arkadaşa. Aleykümselam, sana da buradan selamlar. Bak bak ya. Müthiş 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 dönüyor be, bak bak canavarlara bak. Buradan Taksim'imizin reklamını da YouTube'da ne zaman atarsın? Valla kanka ne zaman atarım bilmiyorum. Ben şimdi videoları da bazen toplu çekiyorum, bazen yavaş çekiyorum. Vallahi belli değil. Esnaf'taki chat görevini çekiyorum. Oradan tanırsın. Şimdi Apostle Storm ve Nightmare. Birisi burada, birisi şurada. Yine az önceki gibi ben videoyu uzatmayayım. Videoyu durdurayım. İkisini de yapayım. Bana bu arada bir tane şöyle görev kutusundan düştü. Bir vurma, bir konuşuyoruz ya. Şu ikisini de yapayım. Hiç videoyu uzatmadan ikisini tamamladıktan sonra tekrardan videoyu açalım. Şimdi tekrar bir videoyu açayım dedim. Çünkü HTB'den bahsettik, Kurandero'dan bahsettik, Doomlight'tan, Death Wizard'dan bahsettik. Bunlardan niye bahsetmedik? O yüzden tekrardan bir videoyu açtım sizler için. Şimdi bu slottan da bahsedelim. Bu slotun farmı ile ilgili bildiğimiz bilgilerden. Burası benim favori 2-3 slotundan bir tanesi. Ya müthiş çöp atıyor. Çok güzel çöp atıyor. Müthiş bir farm slotu. Tek sıkıntısı kilitliyor. Yani bazen kilitliyor. Yani şöyle söyleyeyim size, kilitlemese bence Esnaf'tan en iyi çöp slotu olabilir. Eğer kilitlemese. Ama kilitlediği için en iyisi diyemiyorum. Çünkü kilitlemesi yavaşlatıyor sizi. Bak videoyu açtım, videoda hiç kitlemiyor şansıma. Kitliyor dedik ya. Neyse boşver, kitlemesin zaten. Kitlememesi daha iyi de. Burada da zamanında çok farm yaptım. Gayet güzel bir slot. Ya çöp slotlarını seviyorum ya gerçekten. Direkt Trinx, Sundries'ten parayı alıyorsunuz ya, direkt peşin, hiç bir şey satmakla uğraşmıyorsunuz.
Vallahi kilitledi ve kastırdı. Tek şu görev malzemelerini satmakla belki uğraşırsınız. Onda da yani tamamen keyfinize kalmış. Bir şeyler satarken çantanızda boş yer varsa koyabilirsiniz. Bak şundan da attı. 4 görev malzemesinden de. Bak 2 3 3 2. Şimdi Nightmare'e geldik. Nightmare'de de farm çok attım. Atanı da gördüm. Nightmare'de de çok güzel çöp atıyor. Güzel coin satıyor, güzel çöp atıyor. Nightmare'de şöyle bir detay var. Diğer slotlara göre. Nightmare'de görev malzemesi yok. Sadece çöp ve coins. Ha, kimisi zaten görev malzemesini toplamadan farm atıyor. Diğer slotlarda. Eğer öyleyse gelip burada da farm atabilirsiniz. Buranın da çöpü gayet güzel. Çöpü, coins'i yani müthiş bir farm slotu burası da. Ama ben tercih etmiyorum. Niye diyeceksiniz? Zaten uyuyorum, işe gidiyorum vesaire. Char zaten yani 24 saatlik günün 16, 17 saati, 18 saati pazarda. O yüzden görev malzemelerinden de 3-5 ben para kazanabildiğim için ben görev malzemesi atan slotları tercih ediyorum. O yüzden burayı pek tercih etmiyorum. Sadece çöp ve coins kasmak isteyenler için gayet güzel bir slot. Çöpü bol, güzel, parası güzel. Bakayım ne kadar para atıyordu. Alalım kutusunu. 2,5K para atıyor. Yani premiumunuz olsa 4,2 4 ile 4,5K arası para demek bir kutudan. Çöpleri de gayet bol. Öyle hatırlıyorum. Benim tercih etmeme sebebim dediğim gibi sadece görev malzemesi. Ama bazı farm atan arkadaşlar görev malzemelerini toplatmıyorlar pete. O tarz arkadaşlar burayı tercih edebilirler. Ben seviyorum bu slotu da farm açısından. Ama bence görev malzemesi de ya illaki satılıyor. Kimisi uğraşmak istemiyor, kimisi satılmıyor diyor ya. Abi satılıyor, illaki satılıyor. Ya bak benim bankamda o kadar çok vardı ki. Yani bir malzemeye özel demeyeyim. Mesela şöyle hepsinden diyeyim. Mesela şu an kaç tane var? 2, 5, 8, 10, 12, 13, 21, 26 tane var mesela. Bankamda böyle hani toplam olarak söyleyeceğim. Toplam olarak yani binlerce vardı. Yani net bir rakam sallayıp yalan söylemeyeyim. O kadar çok fazla vardı ki. Ya kurdum abi. Kurduğum fiyatı görsen gerçekten komik fiyat. Hani bazı arkadaşlar der ki yok kasaya atıyorsun, yok işimizi baltalıyorsun, bilmem ne yapıyorsun falan filan. Abi kasaya mase değil. Ben fazla şey item elimde tutmayı sevmiyorum. O yüzden pazarda ucuzdan veririm. Ki kasiyelik veya ucuzluk bir durum değil. Bazı fırsatçı arkadaşlar ya şunu gelmişler mesela koymuş 150K ya abi bu ne? Tanesi 150K. Şimdi akıllı bir insan zaten onu almaz. Bunun mesela görevinden 20 tane istiyor. 150K'dan 3M demek. Yani 3M verir miyim ben bunun için? Giderim. Yaparım zaten 2 tur görevi var. 2 tur hunt görevi. Gider yaparım. Yanlış hatırlamıyorsam 25 tane kesiyorduk. 25, 25, 30 şey 50 tane. 30 tane matematiğe bak. 25, 25, 50 tane keserim. Yani premium varsa zaten 20'den fazla çıkacak 50 tane modda. Premium yoksa da bak 25 tane kestik 8 tane attı. Şimdi ikinci turu yapsak tabi normal hunt 2 turlu. İkinci turu yapsam bak mesela 16 tane. Abi 4 tane eksik kalacak. Yani görev bittikten sonra 10 tane de fazladan mob kes. 10-15 tane. Bu kadar ya. Yani buna abartı fiyat çekiyorlar. Ben mesela ya görev itemidir abi ucuz bir şeydir bu. Bu kadar abartılacak bir şey değil. O yüzden ucuz koyarım. Ucuz koyduğum fiyatı da söyleyeyim size. Kimisini mesela şunlardan bahsedeyim. 10K, 5K, 5K, 5K. Mobil alayım. 5K, işte 20K, 15K. Şu da 30K. Bu biraz zor çıkıyor. Ya benim mesela koyduğum fiyatlar bunlar. Ve ben bu fiyatlardan düşün yani bak 5K'dan 10K'dan ben bu fiyatlardan 60-70'en para kaldırdım pazardan. Yani o kadar malzemem varmış bankada. Satılmıyor değil satılıyor. Server'a yeni şimdi Olimpiya eski server olduğu için hani diyorlar ki Olimpiya kim gelecek? Geliyor abi yeni ya geliyor insanlar. Yeni insanlar geliyor.
Yani eskiler mesela bazen yançar kasıyor. Veya çara rap atıyorsun, görevlerin sıfırlanıyor. Yani illaki alan oluyor ve ben de gerçekten uygun fiyata veriyorum. 5K'dan 10K'dan ne yapayım, bunlar 100K'lı kitap mı? Al bak, geliyorsun mobu kesiyorsun, tak iki tanesinden bir tane drop atıyor, üç tanesinden bir tane görev itemi atıyor. Bunlar abartılacak malzemeler değil. O yüzden 5K'dan 10K'dan, 5K'dan 10K'dan ben temizlerim, hiç üzerinde bulundurmam da. İhtiyacı olan arkadaşlara da yardımcı olmuş olurum. Ve görev itemi deyip de geçmeyin, gerçekten satılmıyor falan da demeyin, satılıyor. Ben çok güzel paralar kaldırdım. Ta eski zamanlarda da kaldırdım ya. Ben şu an son zamanı söylüyorum. 50-60'a falan. Şu an hiç yani, bu 50-60'a. Neyse. Görevlerimizi teslim edelim. Siz yine görev itemlerini toplamak istemiyorsanız toplamayabilirsiniz. Tamamen herkesin kendi fikri, kendi kararı. Şöyle 25-25-50 milyon daha not edelim şöyle. Geldik. 25'i verdik. Diğer 25'i de verdik. Bitti. Bak, tıklayın, boş. Tıkla, boş. Tıkla, boş. Bitti. Bu görevimiz de bu kadardı. Bence bu da çok uzun sürmedi. Bu da bence gayet basit bir görev. Hemen bir hesap makinemi açayım. XP'mizi hesaplayalım. Şimdi 50 50 100 125, şu 25 hesabı 150 160 170 197 buçuk 197 500. Doğru mu hesapladım? Bir tur daha geçeyim mi üstünden? 50, 100, 125, 150, 160, 170, 197 buçuk. Tamam, 197 buçuğu yazdım. Artı 10. Onu yazamadım. Heh, yazdım. Bir tane daha kaydırdım. Artı 8, 750. Artı 5 sonmuş zaten. 221-250. Tekrardan bir teğet geçmek istiyorum. 50, 75, 125, 152,5, 177,5, 187,5, 197,5, 207,5, 212,5, 220,5, 221-250. Doğru. 221, şöyle yazayım. 221 nokta 250. Aşağı indireyim. 221 milyon aldık bu görevden. Ve şöyle söyleyeyim size. Bu görevin vermiş olduğu XP. Bir de biz mob kestik yani. 25 tane HTB. 25 tane Kurandero 50. 25 tane Death Wizard. 25 tane Doom Knight 100 oldu. 25 tane Auge 125. 25 tane Nightmare 150. 25 tane Aus 175 tane mob kestik. Yani onlardan da mesela kaç gelmiş XP? 36K, ortalama 30K desek, yani 10 tanesinden 300K, 100 tanesinden 3 milyon, yani 175 tane, ya 5-6 milyon, 5 milyon falan eks kasmışız premiumumuz olmamasına rağmen. Bence ya bu da güzel, hatta onu da ekleyebiliriz kabaca. Şöyle eklersek düz olarak 225 milyon diyebiliriz bu görev için ve bu minimum, yani bu benim için. Premium olan arkadaşlar 230-235 milyon alır bu görevden. Bence gayet güzel bir görev. Diğer bir önceki videoya, bir önceki göreve göre bir tık belki uzun sürdü ama XP'si bence gayet güzel. Yapılabilir bir görev. Bence yapmalısınız diyorum. Burada artık videonun sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Umarım bu görevi, bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşürüz.